Magazin dünyasında hızlı bir tura çıkıyoruz. İşte ünlüler dünyasından son haberler sizlerle. Hamdi Alkan ve kızı Ayşe'yi alışverişte görüntülüyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen bir etkinlikte baba kız beraber sahnede şiir okumuşlar. Şunu söyleyeyim, geçenlerde biz bir şiir okuduk Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle kendisinin okulunda İzmir'de. Valla böyle benden daha iyi okudu. Bir de ezberlemiş, beni bitirdi sahnede. Ya. Ben böyle bir çıktım, elimde Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı destanından bir bölüm okuyacaktık. Böyle evet, Kuvayi Milliye destanından doğru. Aldım elime, şakır şakır sahnede. Çok muazzam, beğeniyoruz kendisini. Acaba Ayşe Alkan da babası gibi ileride oyuncu olmak ister mi? Tabii ki, yani benim ana alanım animasyon ve yazarlık olsun istiyorum ama oyunculuğu tabii ki de hobi olarak olsun takip etmek istiyorum, yapmak da istiyorum. Tiyatro daha çok hoşuma gidiyor. Uğur Aslan'ı bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Hatay'daki depremzedeler için hazırlanan anlamlı bir proje için Hatay'a gidecekmiş. Ya şöyle, aslında birkaç tane, hatta 6-7 tane gönüllü arkadaşım bir araya gelip özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında eğitime, üretime her şeyden daha çok ihtiyaç var. Hele bir de dayanıklı, depreme dayanıklı yapılara, konutlara çok ihtiyaç var. O 6-7 tane genç arkadaş bir örgütlenmişler, ciddi bir bütçe yapmışlar. Jandarma Asayiş Vakfı da sağ olsun bize Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü içerisinde bir arazi tahsis etmiş. Oraya şimdi yerleşkeler yapılıyor. İçinde hem eğitim devamlılığı sağlanacak, hem insanların geçici olarak barınmaları sağlanacak, hem orada bir ekosistem kurulacak, üretim olacak. Dilan Tatlıses'i trafikte görüntülüyoruz. Yeni şarkıları yoldaymış. Bu arada ikinci şarkımız, üçüncü şarkımız hazır. Önümüzdeki haftalarda galiba onun da klibi çekilecek ama şu an birazcık daha bunun heyecanını bölmeden birazcık ona yoğunlaşıyoruz. Nasıl bir klip olacak? Var mı bunlarda bir şey? Valla yeni klibin heyecanını atlatamadık henüz. Daha yeni sindiriyoruz. Yeni klip çok iyi olduğu için yeni şarkıyla beraber. Daha iki hafta oldu. Şimdi o yüzden onun heyecanını böyle birazcık yaşıyoruz. Dilan Tatlıses'in yeni çıkardığı şarkı Kasko sevenlerinden büyük ilgi görmüş. Şu an çok güzel gidiyor. Listelerdeyiz. Çok iyi rakamlarla girdik listelere. Bütün listelerden çok güzel dönüşler alıyoruz şu radyolardan ve televizyonlardan. Daha iyi olması için uğraşıyoruz. Geçmişe lütfen gerçek kendini verdiğin sözleri yaz bu. Batmaz daha attığın atlar yaptırdım. Yeni şarkısı Bir Şey Olmaz'ı yayınlayan Reyhan Karaca ile birlikteyiz. 90'lar esintisi olan bir şarkı olmuş. Peki son dönemlerde 90'lar müziğine bir geri dönüş var mı? 90'lar zaten hiç bitmedi. Yani 90'lar bitti de tekrar baştan alındı, tekrar patladı değil. 90'lar 90'lardan beri zaten faaliyetini devam ettiriyor. Sadece biraz daha yoğunlaştı. Çünkü tabii ki günümüzde şarkılar çok akılda kalıcı, melodik şarkılar olmadığı için 90'lardaki şarkılar kolay eşlik edilebilir. Daha humanist, daha güzel sözleri olan, melodileri olan şarkılardı. O yüzden arkadan gelen gençler de bence annelerin, babalarının dinlediği şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Olan bu yani. Bana bir şey olmaz. Aşka geliyor konu. Reyhan Karaca, özel hayatını magazin dünyasından uzakta yaşamayı tercih ettiğini söylüyor. Evet, tabii ben de normal insanlar gibi, hatta daha da yoğun belki, duygular yaşıyorum. Duygular yaşamadan zaten bu şarkılar söylenemez hiçbir şekilde. Magazinden uzak yaşamam. Yani şöyle, buluşacağım yerleri magazinin seçtiği yerleri seçmem. Magazinde çok kıymetli dostlarım var. Sır saklamayı çok iyi bilirler. Onlar kendilerini biliyor. Çok göz önünde yaşamayı sevmiyorum. Hatta şu aralar mesela hani görüştüğüm biri de var bir süredir. Onu bile şu an kimse bilmiyor mesela. En yakın 2-3 kişi biliyordur, geri kalan bilmiyordur. Oyuncu kadrosunda Ünal Yeter, Hayat Van Ek, Bahar Şahin, Altan Erkekli ve Sevinç Erbulak gibi isimlerin bulunduğu Sevince filminin çekimleri tamamlandı. Altan Erkekli, otizmli bir gencin hikayesinin anlatıldığı filme dair bakın neler söyledi. Sevince her şeyin üstesinden gelebiliriz. Sevince
dünyayı güzelleştirebiliriz. Sevince savaşları ortadan kaldırabiliriz. Sevince emek vererek güzel şeyler dünyaya sunabiliriz. İşte sevince kelimesinin içindeki hikayeden yola çıkarak çok özel insanlar dediğimiz otizmli bireylerin içindeki o güzelliği, duyguyu hayatın içine sokmayı amaçlayan bir film. Biz onları hep böyle ötekileştirerek farklılıklarını görüyoruz. Halbuki değil, onlar da bizim gibi. Özellikleri belki bizden daha üstün, daha yetenekli oluşları ama kendilerine göre bir disiplinleri var. O disiplinleri kıran bir film Sevince. Sevince her şeyi kırıp disiplini de geliştirip hayatın içinde normal bir şekilde farklı olmadan sokabileceğimiz bir anlatımı bize sunuyor. Sevinç Erbulak, Sevince filminin ana amacının farklılıkları ötekileştirmemek olduğunu ifade ediyor. Karakterimin ismi Nevra. Cem'in annesini oynuyorum. Otizmli bir birey, otizmli bir evlat sahibi bir anneyi oynuyorum. Çok heyecanlı bir süreçti. Bitmek üzere, bitirmek üzereyiz. Son 2-3 günümüz kaldı. Bu filmdeki ana amacımız, bence bütün birimler, bütün yaratıcıların ana amacı, bir parçası olan herkesin ekip içindeki ana amacı, bu farklılıkların ötekileştirilmediği bir dünyaya, özellikle bugünlerde de çok derinden duyduğumuz özleme dair bir umut filmi. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Müjde Uzman, Hande Yener'in Sana Söylüyorum şarkısı eşliğinde güne başladığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Müjde Uzman devamında Kubat'ın Bugün şarkısı eşliğinde arabadaki mini konserine devam etti. Aşkım sevda çölümden geçti. Kerem'im bugün, Ferhat'ım bugün. Kendimden geçtim de aşkına düştüm. Dokunma can. Güldür Güldür'ün sevilen ismi Doğa Rutkay, ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'in Güldür Güldür sahnesini keşfettikleri anları şimdiden eğitim notuyla paylaştı. Evet, götürün bakalım, servis edin. Bu skeçte bunlar oynuyor, bu pideler oynuyor. Harika, yerleştirin. Dikkat edin oralara. Çay isterseniz var. Teşekkürler. Aa, çay da geldi valla. Harika hazırlıyorsun. Güldür Güldür Show'un çocuk ekibi arkada, dekorda şimdiden yetişiyorlar. Anaları gibi, dedeleri gibi. Ayşen'den izin aldınız mı onları karıştırmak için? Onlar fazla artık. Lütfen, onlar cam. Ezgi Mola, bu sabah böyle uyandım notuyla bu esprili paylaşımı yaptı. Hayatta ne dört dörtlük ki, Tanrım dert vermesin başka.